Merhaba. Yayınımıza hoş geldiniz. Bu yayınımızda size Ulu Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk'ün nutkundan bir bölüm sunuyoruz. Hazırsanız başlayalım. Buyurun. Allah muhafaza buyursun. Eğer İzmir Yunanistan'da kalsa ve aramızda bir muharebe açılsa, düşmanımız Yunanistan'dan vapurlarla asker getireceği halde acaba biz Erzurum'dan hangi şimendiferlerle nakliyatımızı yapabileceğiz? Dolayısıyla Amerika mandası her şeyden evvel bir yardım ve destek bulmak için lazımdır. Hatip sözlerini şu cümleyle bitirdi. Eğer bu maruzatımla ilerideki müzakereler için bir giriş yapabildimse müteşekkirim. Efendiler, bu parlak ve mahirane nutkun, dinleyenlerin fikir ve kanaatleri üzerinde yapabileceği saptırıcı tesirin derecesini kolaylıkla takdir buyurursunuz. Fikirlerin bunu takip etmesi muhtemel olan aynı fikirdeki hatiplerin nutuklarıyla büsbütün zehirlenmesine meydan vermemek ve özel olarak aydınlatmaya ve yol göstermeye zaman bulabilmek için derhal 10 dakika istirahat edelim, efendim diyerek celseyi tatil ettim. Efendiler, bu nutkun son cümleleri dikkat çekicidir. Refet Beyefendi, Yunanlıları İzmir'de geçici görüyor ve harp halinde olduğumuzu kabul etmiyor. Yunanlılar İzmir'de kalırsa ve harp haline girilirse başa çıkamayacağımız kanaatinde bulunuyor. Bundan sonraki celsede Bursa delegelerinden Ahmet Nuri Bey, manda aleyhinde uzun beyanatta bulundu. Hami Bey buna daha uzun beyanatla cevap verdi ve hakikaten pek uzun olan diskurunun sonlarına doğru beyanatını şu malumatı vererek teyit ediyordu. Fakat şimdi biraz da işin katı bildiğim bir yönünden bahsedeceğim. Meselenin bu safhasında ala kadar olan zat ile şahsen temas ettiğimden sözlerim tahmini değil, katidir. İstanbul'dan hareketimden evvel eski sadrazam İzzet Paşa Hazretlerini ziyarete gitmiştim. Herhalde bir manda ihtiyacında bulunduğumuza kendileri de kaniydiler. Bendenizden de bu husustaki fikrimi sordular, ben de düşündüklerimi arz ettim. Birkaç gün sonra bendenizi çağırtıp şu meseleyi izah ettiler. Suriye ve Adana havalisinde dolaştıktan sonra İstanbul'a gelip siyasi fırkaların görüşlerini öğrenmekle meşgul olan Amerika Tahkikat Heyeti üyeleri. İzzet Paşa'yı konağında ziyaretle Anadolu'daki milli teşkilatın Türk milletini temsil ettiğine kane olduklarını ve Paşa'yı da yani İzzet Paşa'yı bu işin müteşebbisi bildiklerini söylemişler ve eğer siz Erzurum ve Sivas kongrelerine Amerikan mandasını talep ettirecek olursanız, Amerika da Osmanlı mandasını kabul edecektir demişler. Paşa bunu bendenize izah ettikten sonra, bu milletin bir harbe daha kudreti kalmadığından ve herhalde böyle bir çareye başvurmak mecburiyetinde bulunduğumuzdan bahsetti ve Sivas'a gittiğim zaman oradakilere bu vaziyeti anlatmaklığımı tavsiye buyurdu. İzzet Paşa'nın kanaati de bu suretle talep edilecek bir mandanın %90 kabul ihtimali bulundu ve yalnız bizim için bir takım şartlar ileri sürmenin zaruri olduğu merkezindedir. Hatta paşa, Amerika için milletin arzusuna dayanmadan mandayı kabul etmek mümkün olmadığından, kongremiz tarafından gösterilecek arzunun Avrupa devletlerine karşı Amerika lehinde bir dayanak noktası olacağını da söyledi. Bendeniz bu meseleyi İstanbul'dan şifre ile Erzurum'da Rauf Bey'e bildirdim. Mandanın cisminden ziyade ismine itiraz edenler boşuna telaş ediyorlar, kelimenin ehemmiyeti yoktur. Ehemmiyet, işin hakikatinde ve mahiyetindedir. Manda altına girdik demeyelim de, isterlerse devleti ebet müddet olduk, diyelim. Bu son söze cevap verenler arasında Hüsrev Sami Bey'in şu sesi işitildi. Fakat bizim bu mesaiden maksadımız, kendimizi müdafaa ile milleti ebet müddet olduğumuzu ispat etmektir. Hami Bey buna bir geri çekiliş ima eder tarzda cevap verirken, Karavasıf Bey söz aldı ve o günkü toplantının nihayetine kadar beyanatta bulundu. Vasıf Bey'in uzun sözlerinin kısasını, zabıtnamede aynen kayıtlı olan şu cümlelerle yüksek görüşünüze sunuyorum. Bütün devletler bizi tamamen bağımsız bile bırakacaklarını söyleseler, yine desteğe muhtacız. Vasıf Bey sözlerinin başında mandaya müzaheret ismini verelim demişti. 400 ila 500 milyon lira borcumuz var. Bu parayı kimse kimseye bağışlamaz. Bize bunu ödeyiniz diyecekler, halbuki bizim gelirimiz bunun faizine bile kafi değildir. O zaman müşkül bir vaziyette kalacağız. Bunun için, bağımsız yaşamaya mali vaziyetimiz müsait değildir. Sonra, yanı başımızda bizi taksim etmeyi emel edilmiş hükümetler var, onların ihtiraslarına karşı mahvoluruz. Parasız, ordusuz ne yapabiliriz? Onlar tayyare ile havada uçuyorlar, biz henüz kanı arabasından kurtulamıyoruz. Onlar direk not yapıyorlar, biz yelkenli bir gemi yapamıyoruz. Bu haller ile bugün bağımsızlığımızı kurtarsak bile yine günün birinde bizi taksim ederler. Vasıf Bey hitabesini şu sözlerle bitiriyordu: "İstanbul'daki Amerikalılar, mandadan korkmayınız, cemiyeti akvam nizamnamesine dahildir" diyorlar. İşte bütün bu sebeplerden dolayı İngiltere'yi kendimize daimi düşman ve Amerika'yı da ehvenişer sayıyorum. Eğer tasvip ederseniz buradan İstanbul'daki temsilciye bir mektup yazıp gizlice bir heyet göndermek için bir torpido isteyebiliriz. Eylül'ün 9. salı günkü toplantıda, manda meselesine temas eden Rauf Bey'in zapta geçen beyanatı aynen şudur. Bu manda meselesi hakkında şimdiye kadar gerek matbuat ve gerekse diğer mahfiller tarafından birçok sözler söylendi. Gerçi yüksek heyet, dış destek esasını kabul buyurdu ise de, bu yardımı kimden isteyeceğimiz açıklanmadı. Amerika olduğu ima yoluyla anlatılıyorsa da, benim kanaatimce doğrudan doğruya zikrinde bir sakınca olamaz. Bu sözlerden, Rauf Bey'in anlayışla, gerek Sivas Kongresi heyetinin ve gerek Erzurum Kongresi heyetinin anlayışları arasında bir yanlış anlama olduğuna şüphe yoktur. Rauf Bey'in anlayışını yorumlayan bu beyanatının, gerek Erzurum ve gerek Sivas Kongreleri beyannamelerinin 7. maddesindeki yazılış tarzından kaynaklandığına hükmolunabilir. Hakikaten bu maddenin yazılış tarzında ihtimal ki, mandacılıkta pekileri giden ve sonu gelmez propagandalanla kamuoyunu zaafa uğratanları susturmak ve belki bundan daha ziyade onların iddialarına bir cevap olmak üzere bir nevi hususiyet vardır. Madde muhteviyatı mantık dairesinde okunup incelenince, ne manda ve ne de Amerika'nın mandaterliğini talep fikri mevcut olmadığı tahakkuk eder. Bu noktayı açıkça göstermek için söz konusu maddeyi aynen hatırlatmak isterim. Madde 7. milletimiz, asri gayeleri yüceltir ve fenli, sınai ve iktisadi hal ve ihtiyacımızı takdir eder. Dolayısıyla devlet ve milletimizin dahili ve harici bağımsızlığı ve vatanımızın bütünlüğü korunmuş kalmak şartıyla 6. maddede açıklanan sınır dahilinde milliyet esaslarına riayetkar ve memleketimize karşı istila emeli beslemeyen herhangi devletin, fenli, sınai, iktisadi yardımını memnuniyetle karşılarız ve bu adil ve insanca şartları ihtiva eden bir barışında acilen kararlaştırılması, insanlığın selameti ve dünyanın huzuru namına başlıca milli emellerimizdendir. Efendiler, bu maddenin hangi noktasında manda ve mandaterin Amerika olacağı fikri vardır? Olsa olsa herhangi devletin fenli, sınai, iktisadi yardımını memnuniyetle karşılarız, sözlerinden manda fikrine kapılanlar bulunabilir. Fakat mandanın mana ve maksatı bu olmadığı muhakkaktır her zaman ve bugün dahi bu açıklık dairesinde vuku bulacak yardımları memnuniyetle karşılamaktayız ve karşılarız. Nitekim Ankara Mereli ve Keller Diyarbakır Şimendiferlerinin inşası için bir İsveç grubunun ve Kayseri Sivastural hatlarının inşası için de bir Belçika grubunun fenli, sınav, iktisadi yardımını memnuniyetle kabul ettik ve mesela Ankara şehrinin ve diğer Anadolu şehirlerimizin bir an evvel inşalarında ve bütün diğer Şimendifer hatlarımızın, yollarımızın, Limanlarımızın inşaları teklifinde bulunacak yabancı sermayedarların yardımlarını memnuniyetle kabul ederiz. Yeter ki memleketimize sermaye getireceklerin devlet ve milletimizin dahili ve harici bağımsızlığını ve vatanımızın bütünlüğünü ihlale yönelik gizli emelleri olmasın. Bu maddede yer alan, milliyet esaslarına riayetkar ve memleketimize karşı istila emeli besi emeyen herhangi devlet ifadesinden Amerika devleti manası çıkarılmaya da mahal yoktur. Çünkü bu esaslara riayetkar, dünya devletleri arasında yalnız Amerikalılar değildir. Mesela İsveç Devleti, Belçika Devleti aynı vasıfta devletler değil midir? Bu devletlerden herhangi birinin mandaterliği de söz konusu olabilir mi? Bir de eğer Amerika Devleti'ne bir ima yapılmak istenseydi, herhangi devletin yerine bir devletin veya hiç olmazsa sadece devletin kelimesiyle yetinilmek lazım gelirdi. Dolayısıyla maddenin izah ettiği şartlar dahilinde fenli, sınai, iktisadi yardımın iyi karşılanmasının bütün devletleri kapsar olduğu açıktır. Efendiler, bu manda meselesi hakkındaki görüşümün, ki bundan evvel geçen ve bu dakikada yüksek heyetinizin de bilgisi dahilinde bulunan bunca haberleşme ve münakaşalarımızla sabit olmuştur. Aylardan beri gece gündüz beraberinde bulunan bir arkadaş tarafından hala anlaşılmamış olduğuna hükmolunabilir mi? O halde Rauf Bey e esasen benimle hemfikir değildi veyahut hemfikir idi de, Sivas'ta İstanbul'dan gelenlerle görüştükten sonra fikrini değiştirmiş oluyor. Burasını kestirmek bence müşküldür. Şimdi biraz daha Rauf Bey'i dinleyelim. Rauf Bey, şu suretle sözüne devam ediyor. Mütarekenin başında Almanlar barışı imza etmeyecek zannolunurken, İngiliz matbuatı bazı ifşaatta bulundu bunun birinci kısmı Almanya'nın barışı imza edeceğine dairdi. Bu tahakkuk etti. İkinci kısmı da Türkiye'nin taksimine dairdi. Bu hamdolsun tahakkuk etmedi. Bu kısımda konferansın kararı icabınca Kızılırmak'ın doğu tarafı Ermenistan sayılarak Amerika himayesine veriliyor. Yayınımız burada sona erdi. Sonraki yayınımızda buluşabilmek umuduyla. Hoşçakalın.